services at our embassy and consulates in Turkey. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kilit başlıklarından birisi olan Sarraf'la ilgili o kadar çok iddia ortaya atıldı ki artık Sarraf'ın nerede olduğu bile tartışma konusu haline geldi. Dışişleri Bakanlığı çözümü ABD'ye nota vermekte buldu. Böylece Türkiye-ABD gerilimi eksenindeki gelişmelere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika Birleşik Devletleri'ne bir nota vermiştir. Türkiye'nin notasına ABD'den önce Türkiye'deki muhalefetten refleks geldi. Ne de olsa ABD'ye nota vermek ciddiye alması gereken bir tavırdı ve AKP bugüne kadar ABD'ye nota vermekten kaçınmasıyla biliniyordu. Askerlerin başına çuval geçirme krizinde Erdoğan'ın eleştirilere verdiği yanıt hala hafızalarda. Nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı bu? Türkiye'nin verdiği notaya Amerika'dan yanıt gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatik yazışmaların içeriğini açıklamayacaklarını söyledi. Devam eden soruşturmalarla ilgili her türlü sorunun ABD Adalet Bakanlığı'na iletilmesi gerektiğini belirterek topu taca attı. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ ise Amerika'nın Rıza Sarraf'la ilgili verilen notaya cevap verdiğini ve Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Türkiye'den pek çok ülke kendi vatandaşlarıyla ve kendileriyle ilgili bilgi almak istediğinde onlar da nota veriyor bizden, bizden bilgi alıyorlar. Veya bir bakanla herhangi birisi görüşmek istediği zaman nota vasıtasıyla görüşme talebinde bulunuyorlar. Yani nota çok net bir şekilde diplomatik yazışma usulüdür. Yapılan da budur. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başından beri bu Zarrab davasının Amerika Birleşik Devletleri ile AKP hükümeti arasındaki pazarlıkların ürünü olduğunu söylüyorduk. Bunu aklı başında herkes biliyordu. Dolayısıyla yani iki boyutlu okunabilir bütün bunlar. Bir tanesi AKP ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çevrenin Erdoğan hükümetini zayıf düşürmek, hatta düşürmek için bir girişimde bulundu. Ama bir başka okuma, bunun bir pazarlık olduğuna ilişkindi. Her iki tarafında, yani Erdoğan'ın da kendince bir takım pazarlık pozları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de böyle bakmak gerekiyor. Ama bunun bir noktada kontrolden çıkması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Erdoğan'ı tamamen gözden çıkarması mümkün ki bunu yakın geçmişte 15 Temmuz örneğinde olduğu gibi biliyoruz, gördük. Ama şu andaki gidişat çok sert bir pazarlığın geçtiğini gösteriyor. Karşılıklı rehineler var, rehinler var. Dolayısıyla biz çok hassas bir döneme girdik. Eninde sonunda bu pazarlıklar sona erecek bir noktada. Gidişat şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde sürmekte olan Zarrab davası, eğer Türkiye çok ağır bir fiyat ödemediği takdirde AKP hükümeti açısından çok ağır sonuçlarla neticelenecek. Çünkü buna ilişkin çok fazla veri çıktı ortaya. Dolayısıyla bu pazarlıklar artık kırılgan bir noktaya geldi. Türkiye'de AKP hükümeti eğer bu Rusya kartı, Çin kartı, işte S-400'ler, bütün bu başlıklarda uygun bir manevra yapmadığı takdirde yani Amerika Birleşik Devletleri ve AKP arasındaki ilişkinin yeni bir evreye taşınacağı ve çok sert bir mücadelenin gündeme geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ama AKP'nin ve Erdoğan'ın bir manevra yapma olasılıkları da yabana atılmamalı. Sarraf davası dünya genelinde yaygınlaşan rehine alma yönteminin bir diğer örneği olarak görülüyor. Sarraf ABD'de, ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz Türkiye'de rehin. Alman vatandaşlarının Türkiye'de alıkonulmasıyla ilgili de benzer bir süreç işliyor. Die Welt muhabiri Deniz Yücel, Almanya-Türkiye ilişkilerinin dibe vurduğu dönemden beri tutuklu. Osman Kavala ve Uluslararası Af Örgütü aktivistlerinin de bazı dış bağlantılar gerekçesiyle tutulduğu savunuluyor. ABD'de alıkonulan Türkler ise Sarraf'la sınırlı değil.
Halkbank yöneticisi Hakan Atilla başta olmak üzere Sarraf davası ile ilgili başka isimlerle davanın sanık listesi genişleyebilir. Oysa tüm dünyanın hemfikir olduğu bir gerçek var. Günümüzde uluslararası nitelik taşıyan bütün davalar hukuki olmaktan çok siyasi bir enstrüman olarak anlam kazanıyor. Sarraf davasının seyrini de ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceği belirleyecek.